Aydın Emek Demokrasi ve Barış Platformu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 32 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı protesto etti. Aydın Tabip Odası Başkanı Doktor Metin Aydın'ın da aralarında bulunduğu grup, Sevgi Yolu'ndan Adnan Menderes Bulvarı'na yürüyerek sloganlar attı. Atatürk Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan grup sözcüsü Metin Aydın, ne olursa olsun halkın direnişi ve dayanışmasıyla barış kazanacak, özgürlük kazanacak, yaşam kazanacak diye konuştu. Basına ve kamuoyuna, IŞİD çetelerince yerle bir edilen Kobani'nin yeniden inşaat çalışmalarına katılmak üzere İstanbul'dan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gelen 300 gencin konakladığı Amara Kültür Merkezi'nde dün meydana gelen patlamada onlarca gencin öldüğü ve onlarcasında yaralandığı bir katliam gerçekleşmiştir. Katiller de bu ortamı hazırlayanlar da bellidir. Aylardır her açıklamamızda AKP'nin izlediği mezhepçi ve milliyetçi Orta Doğu politikasının ülkemizi patlamaya hazır bir mayın tarlasına dönüştürdüğünü ifade ediyoruz. Suriye'deki iç savaş giderek bir bölgesel savaş haline gelmektedir. Bunun en temel nedeni kamuoyunda sıkça belirtilen AKP'nin yanlış Suriye ve Orta Doğu politikasıdır. Katiller sürüsü sivil ve masum demeden onlarca insanın ölümünü hedefleyecek eylemler gerçekleştirmektedir. 5 Haziran'da Diyarbakır'da da aynı plan uygulanmak istendi. Orada insanlarımızın soğukkanlığı ve tedbirleriyle katliam, 5 insanımızın yaşamını yitirmesi ve onlarca yaralı ile sonuçlandı. Diyarbakır'da yaşanan patlamanın ardından bölgesel savaşa güç veren, kanlı provokasyonları destekleyen, güvenlik önlemi almayıp Suruç'ta bombacıların cirit atmasına göz yuman herkes bu katliamdan sorumludur. Ülkemiz büyük, sözün bittiği noktadayız. Katillere bu zemini hazırlayan, politikaları uygulayanların tarih önünde hesap vermekten kurtulamayacağına inanıyoruz. En ufak insanı değerlerden nasibini almamış katiller sürüsünün gerçekleştirdiği saldırıyı nefretle kınıyor. Yaşamlarını yitirenlere başsağlığı, yakınlarına sabır ve metanet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Basın açıklamasının ardından oturma eylemi ve Suruç'ta hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.